Canım ben başhekimle görüştüm. Bütün uzman hekimlerle görüşme halinde, tamam mı? Merak etme, annen iyi olacak. Zömer anne, annemi istiyorum Zömer. Allah, ne oldu anneme? Baba ne oldu? Ya söylesenize ne oldu anneme? Komşulara ambulans geldi dedi. Abla ne oldu söylesene. Tamam. Abla ne oldu anneme? Tamam, sakin ol, tamam, sakin ol. Anneme ne oldu söyle. Tamam, sakin ol. Yalan verin, ne oldu? Tamam, anlatacağım. Gel. Gel buraya, gel. Gel. Sakin ol bir de. Sakin ol. Abla ne oldu diyorum, cevap versenize. Annem birazcık yansız. Anne, tamam mı? Abla ne oldu? İyileşecek mi anne? İyileşecek. Tamam. Tamam kızım, tamam. Düşerseniz elinizi tutamam, hasta olursanız yetişemem, aç kalırsanız doyuramam diye korkardım. Bensiz yaşayamazsınız zannederdim. Ama anladım. Bensiz yaşamayı öğreneceksiniz eninde sonunda. Sonra bir gün gelecek, sesimi de unutacaksınız. Kendi evlatlarınızın telaşı dolduracak bıraktığım boşluğu. Size öğrettiklerimi öğretin çocuklarınıza. O zaman hep yaşarım sizinle. Türkan'ım, sana yasakladığım o bahçelerden daha uzağa gidebilirsin, biliyorsun. Bildiğinden, sandığından daha cesursun sen. Canım Derya, sana gösteremediğim şefkatten daha fazlasını ektim ben senin kalbine. Öyle güzel bir anne olacaksın ki günün birinde. Biliyorum. Biliyorum. Dönüşü. Ah dönüşü. Hepsi, her şey, herkes. Tüm hayatımız sana emanet güzel kızım. Bizi bir arada tutan hep sen oldun. Yine sen olacaksın. Hayat bize verdiği her şey. Hepsini geri alıyor. Şimdi ayrılığa ağlayın. Ama yarın yine gülün, olur mu? Hep gülün. Birbirinizi hiç bırakmayın. Anne. İlaç vaktin geldi. Anneciğim. Kim için bunlar? Anne neden ütülüyorsun bunları? Bebek doğdu, doğacak. Çok az günü kaldı. Belki de doğmuştur. Anne! Düşüyor benim bugünlerde. Sıcaktan herhalde. Hadi gel eve dönelim. Ay yok yok, işim var benim. Ne güzel olmuş buralar. Çok değişmiş. Eskişehir'den sonra iyi geldi. Çok zor günler geçiriyoruz biz bugünlerde. Zor.
ama geçecek. Geçecek inşallah. Okuyor musun sen kız? Yok. Bu sene olmadı. İyi ki de olmadı. Yoksa seni bırakıp... Okuman lazım. Çok önemli. Kız çocuğu için tahsil çok önemli. Seneye gireceğim sınava. Kazanacağım inşallah. İnşallah. Annem baban ne iş yapıyor sen? Benim babam postane müdürü. Annem öğretmen. Hem de çok sevilen bir öğretmen. Ne güzel. Kardeşin var mı senin? Üç kız kardeşiz biz. Ablam evli. Küçüğüm de mimarlığı kazandı. Ay ne güzel, mimar olacak demek. Sen de istiyorsun. Ben yazmak istiyorum. Ah. Edebiyat belki. Yazmak çok güzel bir şey. İnsanın içindeki zehiri alır. Yaz mutlaka. Ama sonra hevesimi aldım. Ben evleneceğim falan diye bırakmaya kalkma sakın ha. Var mı sevdiğin, konuştuğun biri? Sakın kaptırma kendini. Sakın bırakma eğitimini. Aşk insana çok büyük hata yaptırır kızım. Gönlün ateşe düşmeye görsün. Sakın ha. Oku, tamam mı? Aynı annem gibi konuştunuz. Nereye gittin annem sen? Hangi zamandasın şimdi? Hangi derdin içinde kayboldun da unutmayı seçtin her şeyi? Nereye dalıyor gözlerin? Ne olup bitiyor kalbinde? Ah anneciğim. Sen neredesin? Alo abla. Getirdim annemi. Evdeyiz. Sorun yok. Oh. Oh, çok şükür. Nasıl sorun yok? Dönüş ne yapmış annem? Nereye gitmiş? Nasıl yalnız bırakırsın dönüş annemi? Ya ben bahçede Mesut'a yemek götürmeye gitmiştim. O sırada kaçmış. Allah'tan yetiştim arkasından. E nereye gitmiş peki? Kumaş almaya. Bir bebek geliyormuş. O yüzden hazırlık yapması gerekmiş. Ne bebeği? Kimin bebeği? Bilmiyorum abla, bilmiyorum. Sordum kaç defa, bir şey demiyor. Hey Allah'ım. Bir de bu çıktı başımıza. Abla, kafası iyice karıştı. Sen nasılsın peki, iyi misin? İyiyim, iyiyim ben. Merak etme. Bak, en ufak bir şeyde hemen beni ara, tamam mı? Tamam ablacığım, hadi görüşürüz. Oh. Türkan Hanım, sizi üzmemek için sormuyorum ama... Ya en son gittiğiniz doktor ne dedi? Pıhtattıktan sonra oluşan ağır bir depresyon geçiriyormuş. Susarmış insan. Hafızası karışırmış. Annem de bazı anları hatırlıyor, o anları yaşıyor. Ama yakın zaman desen yok. Silinmiş işte hepsi. Biz de ona mutlu olduğu anları anlatıp hatırlatmaya çalışıyoruz. İlaçlarını alıyor düzenli bir şekilde. İnşallah zamanla iyileşecek. Doktor şok bir üzüntüyle de bu hale gelebileceğinden bahsetti. Bir şey mi gördü acaba ya da bir şey mi duydu? Yani çok düştüm peşine. Kurcaladım bu konuyu ama anlayamadım. Ama varsa öyle bir şey, iyileştiğini anlayacağız. Bak. Sana bamya getirdim, seversin. Yanında da ev yapımı yoğurt var. Dönüş halasının tarifiyle yapmış. Nesin'im. İlk yemek yaptıkları zamanı hatırlıyor musun?
Pilav yüzünden dişimizi kıracaktık. Fasulyeye de şekeri boca etmişlerdi. Ama Dönüş öğrendi artık, mutfaktan çıkmıyor. Güzel karıcı. Zihin bulanır ama kalp bulanmaz ki. Hiç mi hatırlamıyorsun yaşadığımız o güzel şeyleri? Benim sessizliğime kızardın oysa. Sen Ankara'ya gitmek istiyordun hep. Ben sana söyleyemiyordum ama korkuyordum. Sen daha cesurdun. Gerçi sen hep benden daha fazla cesurdun. Şimdi ne oldu Nesin'im? Ben hala aynı Sadık'ım. Sana şiirler, şarkılar söyleyen Sadık Kalender. Sadık. Anne. Nesin teyze? Nesin'im. Şükürler olsun. Sadık. Bebeğe yetişmemiz lazım. Hadi.